Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Rehber TV izleyenleri, Bayram Sohbetleri programımızda yeniden karşınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti sizin ve bizim üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konuğumuz, değerli hocamız Abdülhakim Sonkaya. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah. Kırmadınız bizi, lütfettiniz. Eyvallah efendim. Bayramınızı bize ayırdınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bizim için bir zevk. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam, malum bayram. Bayramla ilgili konuşacağız. Öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Yani sizin gerçekten kelimeler ve kavramlarla ilgili çok güzel açıklamalarınız olduğunu biliyorum. Birkaç yerde de derslerinizde denk geldik, konferanslarınızda. Eyvallah. Hocam öncelikle bayramın manasını soracağım. Bir de hocam bayram gerçekten kimlerin hakkı? Çünkü malum Ramazan orucunu geride bıraktık. Yani sağlığı sıhhati yerinde olduğu halde, güçlü olduğu halde, yani tutabilecek derecede olduğu halde Allah'ın emrini hiçe sayarak, yani ya Rabbi tamam sen beni yarattın, sen bize emir veriyorsun abi, ya ben tutamıyorum. Böyle bahanelerle orucu tutmadığı halde, bayram geldiği zaman da bakıyorsunuz ki en güzel şekilde bayramı bizden daha güzel kutluyor hocam. Yani insan böyle imreniyor ya, bayram tatil midir, bayram Müslümanlara verilmiş bir hediye midir? Bayramı kutlasa kimin kutlaması lazım, en güzel şekilde nasıl yapmamız lazım bu bayramı? Eyvallah. Bununla başlamak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün izleyicilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Şimdi güzel bir noktadan başladınız Eyüp ve kardeşim. Eyvallah. Şimdi bayram şey olarak, mana olarak tabii sürekli gelen demek. Yani id deniyor buna. İade olan, tekrar olarak sürekli yenilenen anlamındadır. Hı hı. Tabii bayram sevinci ve bayram kutlaması kime şey oluyor? Şimdi bazıları tatil bayramı yapıyor. Ya da bayram tatili diyebiliriz. Hani tersini de şey yapabiliriz. Yani aslında bayramda verilen tatil, hı hı, bayramı kutlanması içindir. Ama bazıları tatil olduğu diye bayram yapıyor. Evet, bizden daha çok bekliyorlar. Evet. Yani bayram o tatil olduğu diye bayram yapıyorlar. Ha, biz onlar için bayramın önemi tatil olmasıdır. Tatil olduğu için ne yapıyorlar efendim? Ha diyorlar biz artık gideceğiz işte turistik bölgelere, şu bu. Normalde verilen o tatil bayramı kutlanması içindir. Eyvallah. Yani bu böyle bir fark var. Şimdi o normal şartlarda istenen, beklenen insanların o tatil sürecinde ya da bayram tatilinde, hı hı, bayramın hakkını vererek kutlamalarıdır. Bunu nasıl yapmak gerekiyor? Elbette hemen akla gelen ilk şey işte akrabaları ziyaret etmek, onların hal hatırını sormak. Belki bunun yanında dostları, arkadaşları, muhtaçları, imkan dairesinde, kendi dairesini genişleterek ne yapmak lazım? İnsanların hal hatırını, toplumun, çevrenin, komşunun sormak lazım. İşte bayram bu şekilde kutlandığı zaman sevinci yayılır. Evet, paylaştıkça, paylaştıkça büyür. Ama eğer sadece tatil oldu diye bayram yapılacak olursa insanlar ne yapar? İşte bir yere giderler tatil yapmaya. Orada kendileriyle baş başa kalırlar. O sevinci yaşamazlar. Onun için Hak Teala'nın sünnet üzerine bize ümmet olarak hediye ettiği bu sevinci en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Tabii bu bayramın bir öncesi de var. Şimdi insan bir şeyi yaptığı zaman, bir çaba sarf ettiği zaman, bir görev ifa ettiği zaman ve bunu başarıyla tamamladığı zaman o sevinç duygusunu yaşama ihtiyacı hissediyor. İşte bu şekilde bayram bir başarı hikayesinin sonucunda, başarı öyküsünün sonucunda. Bir çalışmanın neticesi, bir emek verilmiş. Tabii. Karşılığında da ücret olarak, hediye olarak verilen bir şey. O manada yani. Ya Rabbi biz senin emirlerini yerine getirdik. İşte bunu en güzel şekilde ifa ettik ve bunun sonucunda işte bu sevinci yaşıyoruz. Demek ki insan başarıyla, başarısını da taçlandırma anlamında, yani bu bayram dediğim şey sevinç olarak, buna dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi tabii bazıları
oruç mesela ay diyelim, oruç tutmuyor ama bayram yapıyor. Bazıları oruç tutuyor ama bayram yapmıyor. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Şimdi bazıları oruç tutmadığı halde bayram yapıyor. Yapabilirler tabii. Yani sakıncası diyelim, yok. Ya sakıncası yok tabii. Biz kimseye hani sizin bayram hakkınız yok diyemeyiz. Fakat gerçek manada bir bayram olabilmesi için elbette Ramazan'ın atmosferini de idrak edilmesi gerekiyor. Ramazan'ın hakkıyla ifade edilmiş olması gerekiyor. O manada. Fakat buna rağmen bakıyorsunuz bazı kimseler ne yapıyor efendim? Yani Ramazan'da oralı olmamış. Hatta Ramazan'ı çok şey yapmamış, o atmosferi teneffüs etmemiş. Ama yine de bayram kutluyor. Olabilir. Ama bu eksiktir. Öte taraftan bakıyorsunuz bazıları da mesela orucunu tutmuş, başarılı bir şekilde idrak etmiş ama bayram duygusu yaşamıyor. Tam bu noktada ben bir araya girmek istiyorum hocam. Buyurun. Hani bayram yaşamıyor dediniz ya, atmosferi yaşamış, orucunu tutmuş, ibadetlerini yerine getirmiş ama bayram günü oluyor, bayram sabahı camide yok, evet. Gelmemiş. Saat olmuş 11-12, malum batı bölgelerinde birini ziyarete gitmeden önce telefon açıyorsunuz. Hı-hı. Biz geleceğiz diye. Çünkü evet, telefon evet. Açmadan gidemiyorsunuz. Evet. Doğu bölgeleri gibi değil, çat kapı gidemiyorsunuz aynen, o yere. Anladım. Arıyorsun, kardeş neredesin? Ya vallahi kardeş uyandırdın beni, ya uyuyordum. Müslüman ne uyuması bu? Bayram bugün, uyuma zamanı mı? Bayram uyuma zamanı mı? Bu insanlar neden hocam bayramı yaşayamıyor? Ya işte bunun tabii çok sebepleri olabilir. Bazıları yani gerçekten işte kendine bahane uyduruyor. Yok işte Müslümanların içinde bulunduğu durum zaten bayram yapmamız elverişli değil falan diyenler oluyor biliyorsunuz. Bazıları biraz buranın takılıyor mu diyelim. Bazıları gerçekten... Bunun çok sebepleri olabilir. Bazıları o duyguyu, o şeyi, coşkuyu hissetmiyor. Ama bunun hepsi problem. Yani bunların hepsi problem. Bu tür kardeşlerimize bir el atmamız lazım mı? Tabii ki. Yani ya. Şimdi belki bir ye hissedirler. Kullanımda olabilir. Zaten. Yani buradan siz açtınız konuyu. Çok da iyi ettiniz. Gerçekten bayramın ruhuna hiç yakışmıyor. Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyeyi bu şekilde karşılamak hiç yakışık kaçmaz. Ondan dolayı kesinlikle bayramın atmosferine uygun bir şekilde kutlanması gerekiyor. Yani o sevince halel getirmemek gerekiyor. Şimdi çocuklar seviniyor, insanlar seviniyor, herkes ve bir anda bakıyoruz karşıda bulanımlı bir şey. Bu atmosferi ne yapar? Bozar. Ondan dolayı hele bayramda, bayram vaktinde uyumak kerahat vakti gibi bir şey yani. Evet. Niye? Çünkü biliyorsunuz uyumanın kerih olduğu vakitler var. İşte sabah vaktinde, akşama yakın. Evet. Bazı kerahat vakitleri var. Yani kerahat vakitlerinde, yani bu vakitlerde uyanık olmak gerekiyor. Diri olmak gerekiyor. Aynı şekilde yani bayramın da böyle bir güneşi var, bir şey var. Orada uyumamak gerekir. Aksine tam tedarikli olmak, hazır olmak, o şeyi yaşamak, yansıtmak gerekiyor. O şekilde o hediyenin hakkını vermek icap eder. Eyvallah. Ben bir keresinde de hocam bir belgesel böyle izlemiştim. Yani İslam coğrafyasındaki Müslümanların bayramı yaşayışlarıyla alakalı. Eyvallah. Yani her ne kadar zulüm, eziyet içerisinde olsalar, yani toplama kamplarında olanlar var, ondan sonra şehit edilenler var, kovulanlar var. Yani Filistin, Arakan, Moru, Eritre, her şeye Mısır, rağmen, her şeye rağmen bakıyorsunuz sabahleyin kalkmışlar, temiz temiz aynen. giyinmişler, bayram namazlarına gitmişler, bir sevinçle birbirlerini kucaklıyorlar. Bunlar bile bayramı hakkıyla yaşarken bize ne oluyor? Acaba rahatlıkta daha vasat, zorlukta rahmet daha mı fazla yani Allah-u Teala? Güzel yani, yani belki orada o atmosfer daha iyi hissediyor. Biz ya dediğiniz gibi hani insanlar rahat oldukları için o şeyi hissetmiyorlar. O alhasıl yani gerçekten bayramın hakkını en güzel şekilde vermek gerekiyor. Bu Ramazan'ın taşlanmasıdır. Yani Ramazan diğeri zaten Kurban Bayramı biliyor. O da hac farizasının eda edilmesinin bir sonucudur. Yani Ramazan'ın sonucunda bayram olmasının şeyi de şu. Yani biz biliyorsunuz o Ramazan'da bazı şeylerde kendimizi tutuyoruz. Mesela yemeden, içmeden. Hı hı. Orada ise tamamen bir özgürlük alanı oluşuyor. İşte o farkı yaşamak mesela. Bayram şeyi sanki bir tamamen ayrı bir özgürlük havası. Evet. Onu da yaşamak gerekiyor tabii. Eyvallah. İnşallah hocam. Hocam peki
küskünlerin durumu var. Evet. Yani biliyorsunuz Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması caiz değil. Kaldı ki Müslümanın Müslümana küskünlüğünden ziyade annenin oğluna, oğlunun babasına, amcanın amcaya, amcanın yeğene, dayıya, böyle akrabalar arasında da küslükler oluyor. Yani 3 günü artık geçti, bir kıvılcım lazım. Yani eskiden hani Müslümanlar arasında müzakereci vardı, ara bulucu yani. Kimse kimseye gidip de ya ben hata yaptım diyemiyor bazen. İki taraf da hatalı olabiliyor, evet. Gurur oluyor. Ama ara bulucular vardı her zaman. Kan davalarını bitiren vesaire. Bugün günümüzde de ara buluculuk da her ne kadar yanlış yapılıyor olsa da karı kocanın arasını düzelteceğine ayrılırken nasıl ayrılırız onu müzakeresini, ara bulucunu yapıyorlar. Maalesef. İşçi işverenden ayrılınca yani tekrar onları bir araya getirme yerine nasıl kim kimden daha çok para alır, nasıl ayrılırız onu müzakeresini yapıyorlar. Evet. Bu küskünlerin durumu ile ilgili yani onlar ne kadar adım atamıyorsa biz Müslümanlar olarak ya da kanaat önderleri ya da büyüklerimiz olarak bunlara düşen görevler vardır hocam. Bunlara tabii yani, yani biliyorsunuz toplum işte birbirinden etkilenir. Yani hani birbirinin temas bu işte hal ya birbirine yansır. Enerji, pozitif enerji diyorlar, negatif enerji diyorlar. Yani insanların halleri birbirine yansıyor. Ondan dolayı İslam anlayışı toplumda böyle kötü bir enerjinin oluşmasına izin vermiyor. Çünkü küskünlük kötü bir enerji oluşturur. Yani küskünlük ne yapar? Kine sebep olur. Nefrete sebep olur. Hasede sebep olur. Bu da nedir? Kötü bir enerjidir. Kötü enerji nasıl bir şey oluşturur? Toplumu olumsuz etkiler. Toplumun bazı güzel hasletlerini yok eder. Efendim şeytanın ortamda dolaşmasına ve onu kullanmasına, istismar etmesine zemin hazırlar. O bakımdan yani sadece yani bu burada barış ya da silm zaten hani İslam'ın da kendisi bunu gerektiriyor zaten. Adı İslam olan bu mukaddes dinin zaten şeyi de gereği de bu silm dediğimiz. Ama silm yani İslam, selamet, barış neyden nasıl şey yapıyor? Yani burada kötü enerjiyi de yok ediyor. Yani bireysel manada insanın içinde bir huzurun oluşmasını sağlıyor. Hani iç barış diyoruz. Evet. Hani dış barış var bir de insanın kendiyle barışık olması. İç barışın tesis edilmesi, insanlarla barışık olması. Şimdi selamet bulması. Yani hani afiyet bulması, selamet sağlık demek, aynı zamanda güven demek, aynı zamanda huzur demek. Şimdi insanın içinde işte efendim bunun zıttı olduğunda yani küskünlük olduğunda bu beraberinde nefreti getirir. Nefret kötü bir enerjidir. İnsanın içinde sürekli bir şey oluşturur, bir rahatsızlık oluşturur. Hasede yol açar, nefret kine yol açar. Efendim başka şeylere yol açar. Bunlar hepsi biriktiği zaman insanın içinde kötü bir sıcaklık, kötü bir enerji, kötü bir hal oluşur. Bunun da yansımaları, bunun da sonucu herkese zarar verir. Evvela insanın kendisine zarar verir. Evet. Çünkü bakıyorsunuz kendi içinde bu tür şeyi biriktiren insanların yüzlerinde bile şey yapıyor. Hani bugün herkesin bildiği bir şey ya işte benim yüzüm kırışmasın. Efendim benim yüzüm güzel olsun, suratım güzel olsun. Özellikle hanımefendiler böyle şeyleri çok önemsiyor haklı olarak. Ama bunu en önemli sebeplerinden birisi iç halin yansımasıdır yüze. Şimdi sen eğer içinde o şeyi biriktirirsen yüzüne yansıyacak tabii. Çünkü kötü enerji ne yapar? İnsanın yüzünü olumsuz etkiliyor. O enerjisi, o ışığını, o nurunu alıyor. O teru tazeliğini alıyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Evvela kendi içini ıslah etmek lazım. Dolayısıyla barış bir lüks değildir, bir ihtiyaçtır. Diğer insanlarla barışık olmak, diğer insanlarla efendim barışmak bu bir hani bize sanki bir mecburi bir şeymiş gibi kendini zorlayarak gururunu kırarak yapılması gereken bir şeymiş gibi anlaşılıyor ama aslında sadece bu değil. Mesele insanın kendi yükünden kurtulması, kendi içini arındırmasıdır. Bunlardan kurtularak huzura ermesidir. Çünkü kin yüktür. Nefret evet. Bir yüktür. Ondan dolayı nasıl kurtulacağız bu küslükten yani? Evvela bunun zararını bilerek, yani bunun yük olduğunu farkında. Yük olduğunu biliyor, vicdanına da sığmıyor, içini yiyor. Yani nasıl yediğim de, nasıl yapayım da bir barışsak da, biri vesile olsa da, bir kıvılcım çaksa da ama gidemiyoruz işte hocam. Tabii yani, birilerinin, belki dediğiniz o nokta önemli yani birileri
araç olabilir. Hani belki farklı yöntemler izlenebilir. Belki hani insanlar, akrabalar arasında bu oluyor. Diyelim ki birbirleriyle direkt şey yapamıyoruz, birbirinin çocuklarını sevindirsinler mesela. Değil mi? Birbirinin çocuklarını sevindirerek belki bir yol açılabilir. Hocam bu arada benim aklıma bir şey geldi. Birbirlerinin çocuklarını deyince, şimdi biz Batmanlıyım ben de, bizim mahallede amcamlarla beraber bitişik evlerde oturuyorduk. Şimdi annemle yengem sürekli kavga ederlerdi. Evet. Muntazam yani. Düzenli, periyotlarda kavga ederlerdi. Onların küslükleri bize de sirayet ediyordu. Ya işte. Yani biz de gidemiyorduk. Ya bu çok niye kötü. Annem küs gidersek o enerji şey kötü, o kötü şey herkes yapıyor. Yayılıyor tabii. İşte belki bunun bir yolu çocukların arasında iyi olmasıdır. Belki çocuklar birbirini sevdikleri zaman, ya arkadaş biz akrabayız. Belki anneleri de bundan ne yapar? Etkilenir. Bir de hani kadınlardan konu açılmışken, hı hı. Şimdi bayram dendiği zaman akla hemen işte pasta, tatlı falan gelir. Tatlı yani. Tat olarak. Evet. Neden tatlı? Tat yani. Değil mi? Yani özellikle tadı olan, yani biz tatlı diyoruz mesela. Tatlılar. Hı hı. Şeker tatlı. Evet. Tatlıların kendisi zaten tatlı. Pasta. Yani tatlı, yiyelim tatlı konuşalım diyorlar. Değil mi? Tatlı bir şey oluşturur. Şimdi kadın hanımefendiler tatlı yapmayı çok seviyor da, iyi de yani bu tatlının sirayeti niye olmuyor? Yansıması niye olmuyor? Öyle değil mi? Tatlı dille güler yüzle. Ya madem ikramı. Öyle yani ikram ediyorlar belki, ama bizim dediğimiz şey hani bunun yansıması daha şey olarak pozitif enerji olarak. Tabii tabii içeriye. O manada. Yani dediğiniz şekilde bunun birçok yöntemi olabilir. Yani belki arabulucular olur. Belki bu sırf bu işi hani dikkati çeken kişiler olabilir. Ha falan kişiler küskündür, barıştıralım. Falan kişiler birbirleriyle şey yakınlaştıralım falan gibi bir şey yani de oluşturalım. Aile büyüklerin böyle tabii, aile sözü geçenden kulaklarını tutup belki, siz ne yapıyorsunuz belki kardeşim? Belki sivil toplum kuruluşları olabilir. Belki hayırseverler olabilir. Belki kanaat sahibi insanlar, efendim toplum içinde hani hocalar bu olabilir tabii. Ama sonuçta hepsi aynı şeye hizmet eder. Toplumun barışık olması, insanların, bireylerin barışık olması aynı zamanda iç huzuru sağlıyor. Böylece olumlu, güzel bir atmosferin oluşmasına vesile oluyor. Evet, biz küçük bahanelerle de bazen birbirimizin kalbini kırabiliyoruz. Veyahut laf taşıyanlarla bile bazen insanlar küs olabiliyor. Birisi işte, ya biliyor musun falan ki sana böyle böyle dedi. O laflardan bile küs kalabiliyoruz. Çok basit küsüyoruz birbirimize. Aynen. Ama barışma süreci madem ki basit küsülüyorsa, o zaman basit şeylere de yani barışılsın yani. Değil mi? Basit şeyler de barışma vesilesi sayılsın. Belki. Bu işlerin en zor aşaması hocam. Kan davaları bitmiş yani. Doğru. Araya girmişler, konuşmuşlar, doğru. Uzlaştırmışlar. Yani hamdolsun bizim geleneğimiz bu konuda çok sağlam. Yani biz tarihten günümüze kadar, bu yeni bir şey değil Eyüp Bey kardeşim. Yani biz görüyoruz mesela, hani belki yeni nesil fazla şey yapmıyor ama eskiden bazı şahsiyetler vardı. Diyelim hani aşiretler arasında bir sorun olduğu zaman gelirdi. Akan sular dururdu yani. Birbirini öldürmüş olanlar bile, ya işte o gelmişse mesele bitmiştir falan gibi. Yani bu çok güçlü bir geleneğimiz var. Hamdolsun saygı noktasında, değer verme konusunda gerçekten çok güçlü bir geleneğimiz var. Ve bunun bereketi, bunun ürünü hep alınmıştır. Pekala yine şey yapılabilir. İnşallah böyle liderler, böyle kanaat önderleri hiçbir zaman eksilmez. Eksilmez. Çünkü onların eksilmesi ümmetin ifsadı yani. Aynen çünkü öyle. Çünkü sözü geçen birilerinin komutan birisi olması lazım. Daima o pozisyonda birinin olması, o merci olarak hani insanların gerçekten güven duyacağı, efendim varlığıyla huzur duyacağı kişilerin olması her zaman gereklidir. Eyvallah hocam. Bir sonraki konumuza geçelim inşallah. Abi buyurun. Sıla-i Rahim. Çok önemsiyorum Sıla-i Rahim'i. Evet. Ben de kendim yani şahsen gitmek istiyorum ama çoğu kez gidemiyorum. Beni ikna edebilir misiniz hocam? Eyvallah. Öyle diyelim. Eyvallah. Özellikle batıda gurbette yaşayanlar, annesinin yanına, şimdi, babasının mezarına. Şimdi az kardeşim biz bu konu ile ilgili şey hemen şöyle bir noktadan bir meseleye yaklaşmak gerekiyor. Biliyorsunuz sıla hasreti derler. Ne demek sıla hasreti? Gurbete sıla denmiş. Evet. Yani bizim geleneği şeyinde çok hoş bir ifadedir bu aslında. Hani sılada dendiği de gurbette demek. Evet. Değil mi? Duymuşuz hepimiz, duymuşuz değil mi? Niye? Yani demek ki sıla hasreti sevdiklerinden, yakınlarından uzak durmaya verilen bir şeydir. Hani sıla-i rahim diyoruz ya, oradan geliyor. Sıla hasreti derler. Evet. Şimdi bizim
geleneğimiz gurbette olmayı sılayla özdeşleştirmiş. Sıla demişler buna. Evet. Ha, bu ne demek? Bu şu demek. Biz eğer akrabalarımızın içinde sıla-i rahimi bitiştirmezsek sılada oluruz. Yani sıla hasreti çekeriz. Anlıyoruz değil mi? Anlıyoruz. Sıla hasreti çekeriz. Yani demek ki bazı insanlar, şimdi hani Almanya'da olanlar sıla hasreti çekiyor diyorlar. İşte falan uzakta olanlara. Ne derler efendim? Sıla hasreti çekiyor derler. Değil mi? Aynen. Bunu çok duymuşuzdur. Sıla hasreti tabiri. Hoş bir tabir. Güzel bir tabir. Hikmetli yani. Şimdi biz şöyle de bunu düşünelim. Bazı insanlar kendi akrabaları içinde, kendi şehrinde, kendi mahallesinde ama kendi akrabalarıyla bağı yok. Evet. Sılayı kesmiş. O zaman bu ne oluyor? Bu sırada oluyor. Her ne kadar içeride olsa da dışarıda gözükür. Sırada oluyor bu. Bu gurbette oluyor. İşte Hak Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يُسِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيْ يُوْسَلَ Onlar ki sılayı bitiştirirler. Yani gariplik duygusundan, yalnızlık duygusundan ne yaparlar? Kurtulurlar. Sıla hasreti çekmezler. Ama sıla hasreti çekmemek için ne yapmak lazım? Bunu sıla-i rahmi bitiştirmek lazım. Ha uzaktaysa, diyelim ki fiziki olarak uzak olduğu zaman bir hal hatır falan olabilir. Ama adam beraber olduğu halde, aynı yerde olduğu halde sormuyor. Evet. İşte ondan dolayı böyle olduğu, bu durumda olanlar aslında sıla hasreti çekiyor. Gariptirler. Yani yabancıdırlar, yabanidirler. Hani asosyal diyorlar ya. Evet. Asosyaldırlar. Yani bu sefer itibarları, hayırları, bereketleri kalmıyor. Çok kötü bir profil, kötü bir tablo, kötü bir örnek. Ondan dolayı biz sılaya önem vermeliyiz. Yani gariplik duygusundan kurtulmak lazım. Gariplik duygusundan kurtulmak lazım. İnsan gidemeyince ama kendini garip hissediyor. Bu sefer burada da bayramı çok güzel yaşayamıyorsunuz. Tabii. Her zaman burnunuza tütüyor, annem diyorsun, ablam diyorsun, halam diyorsun. Aynen, o sılayı bitirmek yani. O manada sırada oluyor insanlar yani garip. Değil mi? Evet. Hani bizim yani burada Garibe ismi var biliyorsunuz bizim bölge doğuda. Evet. Herhalde Kürtler içinde bir Garibe ismi var. Garip erkek, Garibe kadın. O isim bile veriliyor. Değil mi? Gurbet türküleri var. Gurbetle ilgili bir sürü türkü var. Niye? Çünkü insan garip hissettiği zaman kendisini acı çekiyor. Evet. Bu türkülere konu olmuş. Sıra hasreti türkülere konu olmuş. İşte ben garibim diyor mesela ya da garibim diyor falan. Yani şey. Ama bazı insanlar kendi çevresinde, kendi içinde bile garip kalıyor. İşte acı olan bu. Evet. Yani fiziki olarak diyelim bir şekilde gitmek zorunda kalmış işte uzak düşmüş. Hani bunu acısı çekiyor. Ama sen fiziki bedeni olarak kendi akrabalarında, kendi çevrende, muhitinde olduğun halde garip oluyorsun. İşte bu büyük bir sorundur, problemdir aziz kardeş. Evet, o zaman hani dedik ya gurbette olup gidemeyenler, burada bayram hani buruk yaşayanlar, öğlene evet. kadar uyuyanlar. Acaba bunun özlemiyle yanıp tutuştuğu için mümkündür. İçine kapandığı... Mümkündür, bir sebebi de bu olabilir. İhtimal yani değil Muhtemeldir, mi tabii. Madem ki, aynen tabii ki. Belki o şey hasreti çekiyor. Yani nasıl olsa benim bayılanışacağım kimse yok olsun. Evet. Ama bunu, madem ki o hasret şey oluyor, ona göre bir farklı tedbirler alma gerekiyor. O zaman bu kişileri de özellikle bulup o zaman... Bana sıla hasreti özlemi çektirmemek, onu kucaklayıp bağrına basıp aynen öyle. Aynen bu şekilde öyle. Yaşatmamız lazım eyvallah. İnşallah. Eyvallah, aynen öyle. Değerli Rehber TV izleyenleri, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, bayram sohbetlerimize Abdülhakim Sonkay hocamızla devam ediyoruz. Hocam, güzel konulara değindik. Çok eyvallah. Güzel konuştuk. Güzel, siz de çok... Bayramla ilgili, bayram hasarıyla şey ilgili. Evet, o hoca da biraz temas ettik. Ondan sonra akraba ziyareti, sıla-i rahim. Aynen. Küskünlerin durumu. Şimdi hocam bir de Ramazan sevincinin sırrıyla ilgili bir şeyler sorsam. Sizin güzel mahallerinizde, tefsirlerinizde ne alabiliriz? Aziz kardeşim, tabii aslında bayramda, bayram sevinci bize, eminim herkes bunu yaşıyor. Bize bazı şeyler veriyor. Mesela bayram heyecanı daha çok öncesinde var. Mesela hani Arefe günü çok heyecanlı oluyor. Fakat bayram günü öğleye kadar
Ondan sonra insanlarda bakıyorsun bir burukluk oluyor. Bitti yani der. Yani bayram sevinci hazırlığına göre kısadır. Evet. Hani 3 gün sürüyor, 4 gün sürüyor kurban bayramı ama sonuçta hani o ana şeyi bu ne ifade ediyor bize? Bu şunu ifade ediyor. Aslında yani kesintisiz bayramlara ihtiyaç var. Ama bu belki bu dünyada tam olmuyor. Fakat Hak Teala bize yani o sevincin sürekliliğini, hani deliye her gün bayram diyorlar ya, yani illa her gün bayram yaşamak için deli olmak gerekmiyor. Evet. Yani tasasız olmak delilik değildir. Yani efendim tevekkül etmek, sabırlı olmak, her zaman Allah'ın her verdiğine razı olmak. İşte deliye her gün bayram. Niye demişler? Yani delinin şeyi yok. Her gün onun için bayram, derdi yok. O zaman biz de dertsiz olabiliriz. Yani biz de hani delirmek anlamında değil haşa. Ama o tasasızlığı neyle şey yapabiliriz? Tevekkülle. Evet. Efendim sabır, o acılara karşı sabır göstererek. Allah-u Teala'nın verdiğine razı olarak. Her hal bize ne olur o zaman? Yani her gün bize bayram olur. Biz delirmiş olmayız o zaman. Ama o şeyi yaşayabiliriz. Ondan dolayı bizde bayramlar biraz sevinci kısa sürüyor. Yani bunu daha fazla uzatmak, daha fazla şey yapmak mümkündür. Zaten deyimlerinde de yer almış. Hani işte deliye her gün bayram tabiri aslında burada bir mesaj veriyor. Yani sen her gün seviniyorsan, her gün mutluysan, sen delirmişsin kardeşim derler. Bu dünyada bu kadar şey. Haklı millet tabii. İnsanlar bu dünyanın tasası var, derdi var, sorunları var. Efendim evet. Problemler var, maddi manevi bir sürü şey var, sıkıntılar var. Çünkü dünya hayatı steril, böyle tamamen şey bir hayat değil. Ama bunun karşısında, bütün bu problemlerin karşısında Allah-u Teala'nın bize verdiği çok güçlü kozlar var, güçlü kartlarımız var. Nedir efendim? İşte bir acıya karşı, sıkıntıya karşı bizim çok güçlü kartlarımız var. Tevekkül edebiliyoruz, teslim olabiliyoruz, efendim sabredebiliyoruz, Allah-u Teala'ya karşı rızamızı gösterebiliyoruz, sevgimizi gösteriyoruz. Yani bu şekilde ne oluyor efendim? İşte o tasassızlık hali, tevekkül etme hali, teslimiyet hali bize her an bir bayram sevinci yaşatır. Eyvallah. Ve delirmeden de bunu yapmak mümkündür. Yani insanlar... Hani diyorlar ya, deliye her gün bayram. Yani akıllıya da her gün bayram pekala olabilir. Olabilir. Akıllı olmak sorumluluktur. Akıllı olmak bilinçli olmaktır. Ama illa bir paranoyak olmak değildir. Yani sürekli hüzün hali olmak gerekmiyor. İnsanın bazen üzüntüsü de olabilir. Ama üzüntü bile insana haz vermeli. Efendim rahmet duygusu acı bazen insanlara o İslam alemindeki sonra acımanı gerektiriyor. Rahmet ediyorsun çünkü. Fakat rahmet tatlı bir şeydir. Evet. Kendisi bizatihi tatlı bir şeydir. Ondan dolayı deliye her gün bayram demeye gerek yok. Akıllar da her gün bayram yapabilir. Ya da çoğu zaman iş yapabilir. Yeter ki o delinin ulaştığı hale akıllı yolla ulaşsınlar. Çok güzel. Anlatabiliyoruz değil mi? Çok güzel. O delinin ulaştığı hale akıllı yolla biz ulaşabiliriz yani. Dersiz, yani, tasasız, tevekkülle, sabırla, niyazla. Değil mi? Aziz kardeşim, olamaz mı yani? Olur hocam. Mümkün değil mi? Çok güzel olur. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi aklıma çocuklar geldi hocam. Sen işte deyince. Evet. Şimdi bu bayramı en çok kim bekliyor? Tabii çocuklar. Çocuklar bekliyor. Evet. Onlar da öyle bir heyecanla, mesela ben kendimi hatırlıyorum. Yani belki de o gece uyumuyorduk. Arefe günü sabaha kadar. Tabii niye büyüdükçe insanların bayram sevinci azalıyor, zayıflıyor? Evet. Yani şimdi çocuklar mı çok saf, büyükler mi çok fazla yük şeyi takıyor? Yani aslında çocuklar o saflığı temsil ediyor. Hani o berrak zihni temsil ediyor. Yani büyükler büyüdükçe sanki hani çok işte biz artık yani işte bir adet olmuş. Artık biz akıllandık yani. Biz bu kadar bayrağa kendimizi kaptıracak değiliz havasındalar. Hı hı. Aslında bu böyle olmuyor. Akıllı olan çocuklar oluyor burada. Çünkü o anda o tasasızlığı, o şeyi yaşıyorlar. Ama büyükler ne yapıyor efendim? Ya biz zaten bunu daha önce yaşıyorduk, şimdi çocuklara has bir şey der gibi. Bayram çocukların bayramı değildir sadece. Çocuklar bayramı neşelendirir. Ama bayram büyüklerindir. Onlar o bilinçle bayramı kutlar.
Ama çocuklar da şimdi bizim geleceğimiz de hocam. Eğer büyükler gereği gibi yaşamazsa aynen öyle. Bu sefer hep ileri nesile ne oluyor? Bayram tabii. Fasatlaşıyor. Ama şu görüntü var. Bu görüntü hiç iyi bir görüntü değil Aziz kardeşim. Biz görüyoruz mesela. Hani büyükler sanki artık akıllanmışlar da akıllandıkça da bayram duygusu zayıflıyor. Öyle bir duygu. Yani biz büyüdükçe, akıllandıkça, sorumluluk arttıkça bayram duygusu zayıflıyor. Ya çocuklar sorumsuz, duyguları zaten belli, sorunları. Onun dolayı kefkefleri bayram yaparlar diye bir anlayış var. Bu değil mesele. Yani bazen çok öyle kendini büyük görmek yerine o tasasızlığı yaşayıp çocuklaşmak da gerekiyor. Mesele çocuklaşmak değildir ama. O hali yaşamak. Yani hani deliler için dedik, çocuklar için. Daha normalde bu halleri yaşamak mümkündür. Bunu yapmak için yani büyüklüğünden feragat edip çocuklaşmak da gerekmiyor. Evet. Yani çocuk saflığı, çocuğun o hali ya da delirmek de gerekmiyor. Pekala çok bayram sevinci doyasıya dolu dolu yaşamak. Bayram gibi yaşaması yeterli yani. Tabii. Eyvallah hocam. Evet. Hocam bir de şöyle bir şey var. Bugün kiminle konuşursak konuşalım, bayram mevzusu açıldığı zaman ya bugünlerde bayram mı ya? Bayram bizim zamanımızdaydı. Evet. O eski bayramlar nerede? Siz de o eski bayramlar nerede diyenlerden misiniz? Yok, hocam? Biz kesinlikle öyle bir duygu yaşamıyoruz. Biz her bayramda, önceki bayramda daha iyi yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Daha iyi bir heyecanımız var. Yani eski bayram tabiri bizde yok. Hı. Niye yok? Çünkü biz bayramı bir tekrar olarak yaşamıyoruz. Bizde şu yoktur mesela. İşte bu bayram İslam alemin 1440. bayramı. Öyle bir tabir var mı? Niye sayı koymuyoruz önüne? Bayram diyoruz sadece. Yeni Ramazan bayramı. Önünde rakam yoktur. Yıl dönümü değildir bu. Yani tekrarı yok. Tekrar değildir. Hani bir bazı şeyler diyor ki işte falan bayramın 100. yıl dönümü. Falan şeyin 200. yıl dönümü. Değil mi? Aynen hocam. Yıl dönümü denir. Ama sadece Müslümanların bayramın önünde rakam olmaz. Her bayramın önünde rakam var. İşte falan bayram 100. yıl. Falan şey 150, yok 95, yok. Her şeyin bir yıl dönümü var. Yani evet. Önüne bir rakam konuluyor. Ama bayramlarımızın önünde rakam konulmuyor. Biz hiçbir şekilde 1330, işte 1400. 1450 falan ya da gibisinden, yani hicri takvimi esas alarak söylüyoruz. Böyle bir ifade yok. Niye? Çünkü bayram bizde hep yenidir. Bir Ramazan tekrar değildir. Çünkü Ramazan'ı biz hep aynı bir atmosferle yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman Ramazan'ı yaşadığımızda tekrar duygusuna kapılıyor muyuz? Yok. Orucu biz hep yeni bir duyguyla tutuyoruz. Evet. Her Ramazan'ın ayrı bir heyecanı var. Madem Ramazanlar ayrıdır, farklıdır, o zaman bayramlar da öyle olmalıdır. Onun için zaten İd tabiri, hani Kur'an-ı Kerim'de de İd geçiyor. Bayramın ismi İd'dir. Bu Maide suresinde geçer. İşte bize bir sofra indir diyor Hazreti İsa aleyhisselam'a duada Maide suresinde. Kale Rabbena Allahümme enzel aleyna maideten minestema. Bize üzerinize bir sofra indir. Tekunu lena iden li evveline ve ahirine. Bizden öncekilere ve sonrakilere bayram olsun. Maşallah. Diye. Evet. Şimdi o sofra indi diyelim. Yani indi, bazıları indi diyor, bazıları inmedi diyor, talep oldu. Şimdi o sofrada bazıları yedi. Peki ondan sonra gelenler o bayramı nasıl kutlayacak, onu bayramı? Çünkü o sofra bir kere indi. Bir daha isteyecek halleri yok. Ama yıl dönümünü kutlamaya başlayacak. Diyecek ki mesela 1900 yıl önce işte bir sofra inmişti, bizim işte o havariler ondan yemişti, biz de onu kutluyoruz. Ama burada o bayramı kutlamanın tadı alınmaz. Niye? Çünkü o sofra bir kere inmiş. Ama bizim Kur'an'ımız her yıl iniyor. Kadir Gecesi her yıl oluyor. Her yıl Allah-u Teala tetenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Yeni yeni ruh iniyor. Dolayısıyla biz bizde bayram anlayışı tekrar değildir. Tekrara düşmeyiz biz. Bir yıl dönümü değildir. Bir şeyin yıl dönümünü kutlamıyoruz biz. Bunun hikmeti ne hocam acaba? Yani çoğu bayramların mesela dini olmayan bayramların yıl dönümü varken neden biz yıl dönümü değinmiyoruz? Çünkü onlar tekrardır. Onlarınki bir şeyin tekrarıdır. Yani bir şey yenileyemezler onlar. Bizimki hep yenilikçi olduğu için. Tabii yani. Bize hepsi yenidir, yenidendir, yinedir. Yani bize tekrar olmaz. Çünkü Kadir Gecesi
yaşandığı zaman Allah Teala diyor her Kadir gecesinde ruh iner diyor. Bir kere inmemiştir ki dönümü olsun. Her Kadir gecesinde iniyor. Değil mi? Şimdi her Ramazan, her Ramazan yok mu? Her Ramazan'da da Kadir gecesi yok mu? Her Kadir gecesinde ruh inmiyor mu? Dolayısıyla her şey yeni. Onun için biz her şeyi yeniden yaşıyoruz. Tekrarı yok. Yani yeniden yaşadığımız için eski bayramlar tabiri bir zaaftır, bir aziyettir. Niye? Çünkü insanlar genelde bunun farkında değiller. Yani hep kendilerini geçmişe kaptırırlar. Mevcut olanın güzellikleri görmezler. Ama öyle olsa da hocam gerçekten eskiler gibi kutlanmıyor şimdiki bayramlar. O yine bu tür takıntılardan kaynaklanıyor. Yani biz tamam her şey eskisi gibi kutlamak zorunda değil. Yeni kutlama şekilleri de olabilir. Ama o heyecan korunmalı. Yani eskisi gibi yani kutlamaktan ziyade yani eskisi gibi kutlamak gerekmiyor ama heyecan eskisi gibi olmalı. Yani eskinin adetleri farklı olabilir. Eskinin işte kutlama şekilleri bu değişebilir. Zamana göre değişebilir. Ama heyecan değişmez. Yani sevinç duygusu değişmez. Anladım. Çünkü oruç tutuyoruz sonuçta. Sonuçta Ramazan var. Şimdi bu değişmeyeceğine göre o duygular da değişmemeli. Ha, o duygular sürekli terutaze kalmalı. Sürekli canlı kalmalı. O zaman bayramı idrak ettiğimiz yer de çok önemli. Aynen. Bir İstanbul'da bayramı yaşamak başka. Bir Mescid-i Haram'da başka. Mesela orada bir oruç tutmak, burada oruç tutmak arasında farklı ya var. O tabii, maneviyat o, da yükseliyor. Ya tabii mesela kışın diyelim genelde o dediğinizde hani mekansal şeylerin de etkisi olabilir. Ama zamanın da şeyi etkisi olabilir. Örnek kışın geldiği zaman oruç diyelim o zaman kutlanan bayram ile yazın gelen orucun Ramazan'ın kutlanan bayramı aynı olmuyor. Niye? Çünkü oradaki çile daha az. Yani kış aylarında tutulan oruç şeyi daha kısa biliyorsunuz. Hem süre hem şey. Evet. Ne yapıyor burada? Yine bayram sevinci var. Ama bir yazın havası yok. Yani daha zayıf. Öyle söyleyeyim. Ha demek ki insanın çilesi, insanın katlanma gücü, insanın efendim dayanma, sabrı arttıkça kutlama şeyi daha fazla oluyor. O zaman bayramı hakkıyla kutlayabilmek, mutlu bir şekilde kutlayabilmenin sırrı hocam, sevdiklerimizin yanında olacağız. Tabii. Doğru mu? Ve bayram aslında bayram sevinci Ramazan'dan başlar. Ramazan'ı iyi kutlarsak bayramı da iyi kutlarız. Bayramın idrakinde olursak bayramı da idrakinde oluruz. Ya çünkü biri diğerinin sonucudur. Evet. Yani bu şekilde. Nasıl izah etmek lazım? Neticesinde tabii, de tabii, onu tabii. O şekilde aynen, idrak aynen. ederiz. Aynen. Hocam eski bayramlarınızı sorsak eskiden yani biz dediğim gibi çocukluğunuzda özellikle çocukluğunuzdan hatırladığınız anılarınız varsa nasıl idrak ediyordunuz? Eyvallah. Vallahi şimdi hemen hemen çocuklarda biliyorsunuz çocuk bayramları genelde sabit şeyler var. Herkes aynısını anlatır. İşte elbiseler, işte sevinç. Ama biz hala o şeyi yaşıyoruz onu söyleyeyim. Mesela biz yine her bayramda kendimize kıyafet alırız. Evet. Onu söyleyeyim. Hiç bu adetimizi şey yapmıyoruz. Tabii bütün aile fertlerimizle birlikte ama kendi şahsımız olarak da kendimize de kıyafet alırız. Yani bu geleneği hiç bozmuyoruz. Onu söyleyeyim. Hani bazıları diyor ya işte eskiyi de giyerim. Yok bizde bayramda mutlaka yeni giyiniriz. Yani bu o bayramı hep yeniden yaşamanın bir hakkıdır. Dolayısıyla biz şunu söyleyemiyoruz. Kendimiz açısından söylüyorum. Eskiden böyle hazırlardık elbisemi. Yine aynısını yapıyoruz çünkü. Evet. Yani yine tabii herkes kendi imkanına göre. Ben de yani şey olarak fakat bir farklılık olmalı. Yani zaten yıl içinde insanın elbise ihtiyacı oluyor. Herkes bunu bayrama denk getirsin. Bayramlarda alsın kendini. Böylece bayram eğer alamıyorsa başka bizim bölgede zamanda. Hocam bu bayramlık evet. meselesi biraz evet. muamma. Evet. Senede bir kere mesela ayakkabı alınır Ramazan evet. bayramında. O denk getirilir. Üç gün bittiği zaman ayakkabılar tekrar alınır. Eyvallah. Kurbana kadar saklanılırdı ondan sonra. O ayakkabı bir dahaki Ramazan'a doğru. kadar giyeceksin. Doğru, başka doğru. şansın yok. Aynen, çünkü aynen. imkanlar belli. İşte o imkanlar hani bir tarafa bırakılacak olursa herkes kendi şeyine göre. Ama yani yine bayramlarda bu duygu olmalı. Yani bayramlarda yine yeni elbise duygusu olmalı. Yenilik duygusu. Çünkü o ruhu veriyor. O şey. Hem de kadınlar bu konuda hassas. Erkekler biraz daha gençler bu konuda biraz hassas. Ama şeyler bunu pek fazla şey yapmıyor artık. Evin yani, beyleri çok umursamıyor. Umursamıyor ama aslında şey yapmak lazım. Yani sürekli bunu sürdürmek lazım. Yani bayram bir yenilik duygusunu vermeli. Yani hani ruhu da yeniliyor bu. Sen kendini orada şey yaptığın zaman
etkisini gösterir inşallah. Siz küçükken, çocukken büyüklerinizden etkilendiniz mi hocam? Sizi gezdiriyorlar mıydı? Bayrama tabii, beraber mi çıkıyordunuz yoksa tek yani bir süre edin? Hani bizim kendi şeyimiz vardı. Arkadaşlıklar oluyor biliyorsunuz. Belli gruplarla arkadaşlar kardeşlerinde geziyor. Bizim şöyle bir güzellik oldu bizim için. Biz çok babam seyda olması hasebiyle biz çok köy gezdik. Yani birçok yerde farklı bayramlar yaşadık. Hmm. Yani bir yere şey yapmadık. Biz çok farklı bayram geleneklerine şahit olduk. Çünkü mesela en az yani 10 yörenin diyebiliriz. En az 10 yörenin ayrı ayrı bayram geceğini yani yaşadık tabii. Çünkü Seyda Baba belli dönemlerde başka yerlere gidiyordu. İşte değiştiriyordu. Öyle bir icap ediyordu. Biz de oraya göre yaşıyorduk. Dolayısıyla biz bu konuda şanslıyız hamdolsun. Çok farklı bayram gelenekleri, halleri yaşadık. Bunun da bereketini görüyoruz yani. O şeyi yaşıyoruz. Renklilik oldu yani. Biliyorsunuz bir de biz hem köy nesli aynı zamanda köy şeyini yaşadık. Bizde mesela eskiden bayramlarda yemek yapılırdı biliyorsunuz. Evet. Yemek ortaya konulurdu. Gelenler aynı zamanda isterse yemek yerlerdi. Tabii şimdi şehirlerde biraz o şey zayıfladı. Ama aslında yemek geleneği de ayrı bir renk katıyordu bayramı. Biz o şeyi de yaşadık yani. Ama herhalde biz onu yaşayan son nesiliz. Bizden sonrakiler pek fazla hani o köy yaşamadılar biliyorsunuz. Yine var böyle yemekler de hocam. Bu sefer nereye giderseniz orada illa ben yemek yaptım yemeği mi ye? Orada yapılıyor yine ama ortaya konulmuyor. Yani isteyene veriliyor. Değil mi? Yani ya. Belki bazı köylerde hala ortaya konuluyor bilmiyorum. Çok yakın hissedenler böyle yakın akrabalar. Tabii. Dostlukların çok olduğu yerlerde yani. İlla yiyeceksin. Tamam, ya vallahi aynen. Senin için yaptım. Ama çok güzel yani o duygu çok güzel. Peki hocam Seyda çocuğu olmanın dezavantajı var mıydı? Yani bayramı yaşamada hani Seyda çocuğusun dikkat edeceksin hareketlerine, yediğine, içtiğine, yürümene. Bu sizi hiç zorladı illaki, mı? İllaki bir şey vardı yani tabii ki ama bu bize bir şey sağladı hamdolsun. Farklılık sağladı aynı zamanda bize bir eğitim oldu. Yani onlar belki o başlangıçta hani sanki ben kendimi farklı kısmak zorundayım ama bu bir terbiye oluyor aynı zamanda. Biz hamdolsun onun bereketini gördük. Yani farklılık oldu bize. Yani hani onun diyelim ki diğer çocuklar daha rahat davranıyordu. Daha kavga ederlerdi. İşte birbirleriyle itişip kalkışırlardı. Belki ağızlarına dikkat etmezlerdi ama hoca Seyda çocuğu olmanın böyle bir avantajı vardı ve bunlar aslında başlangıçta belki hani daha böyle kısıtlayıcı gibi görünüyor ama terbiye de ediyor. Farklılık oluşturuyor. Farkındalık oluşturuyor. Hamdolsun biz de onun bereketini, hayrını gördük. Seyda babanızın size özel bir intimamı var mıydı? Yani çok. Özellikle vardı. Size eğitiyor muydu? Yoksa? Tabii çok. Tabii biz yani hamdolsun çocukluğumuzdan o şeyi yaşadık Allah'a çok şükür. Yani bugünkü durumunuz o günlere mi bağlanıyor? Yani mutlaka. Babadan oğla mı geçiyor hocam? Bir etkisi vardır elbette. Hamdolsun biz minnet duyuyoruz bu vesileyle. Sizin Allah babamız Seyda hala yaşıyor. Allah hayırlı ömürler versin. Allah'a selamet versin. Hamdolsun biz ona şükran ve minnet borçluyuz. Allah'a hamdolsun böyle bir ortam olduğu için. Evet Allah ona hayırlı ömürler versin. Çok şanslı bir evlatsınız. Eyvallah. Ve kendisi de sizin gibi bir evlada sahip olduğu için ne kadar şükür etse azdır. Sağ olun, var olun. Eksin hocam arkadaşlarımız son 5 dakikanız diyorlar. Toparlayacak olursak vallahi, bayramı çok şey konuştuk aslında değil mi evet. Aziz kardeşim? Yani çok güzel oldu bizim için. Bu şekilde sizinle program yapmak büyük bir zevkti. Yani anahtar kelimeler kullandık. İşte sıla dedik, akrabalar dedik, efendim kendini yenilemek dedik. Tekrarın olmamasını, bayramların tekrarı yok. Her bayram yeni bayramdır dedik. Bayram sevinci, işte bayram sevincinin sürekliliği pekala mümkündür dedik. Evet. Bütün bunlar inşallah hepsi birer anahtar kelime olmuştu. Bu bayrama ayrı bir şeker tadında inşallah sunmuş olduk sizin aracınızla. Bütün izleyicilerimize İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Allah razı olsun hocam. Kırmadınız, konuk oldunuz. Eyvallah.
Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Teşekkür ediyorum dostum. Sağ olun, var olun aziz kardeşim. Değerli Rehber TV izleyenleri, bir bayram sohbetleri programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.